Merhaba, 40 dakikaya hoş geldiniz. Bu hafta 40 dakikada MHP lideri Alparslan Türkeş ve onun neredeyse hayatını adadığı komünizmle mücadelesinin öyküsü var. Geçtiğimiz 10 gün içinde Türkeş'e dair çok şey okuyup izlediniz. Ancak yarım asırlık bu çetin mücadele tüm yönleriyle ekrana gelmedi. Türkeş'in tek parti döneminin zindanlarında, tabutluklarda başlayan savaşımının nasıl başbuğ otağında sona erdiği ortaya çıkamadı. O yüzden biz bu programda Başbuğ'un biyografisinde nedense hep es geçilen o ilk döneme yönelttik projektörlerimizi. Kendi ağzından anlattığı anıların yanı sıra bazı belgeler ve tanıkların da yardımıyla 1948 ile 1958 arasında kalan o 10 yıllık karanlık dönemi aydınlatmaya çalıştık. Zannediyorum izleyince sizler de Başbuğ'un hikayesini çok ilginç bulacaksınız. Hikayemiz çok eski çağlarda Büyük Türk Hun İmparatorluğu'nun başbuğu, Avrupalıların Tanrı'nın kırbacı ismiyle andıkları Atilla'nın Avrupa kıtasını yavaş yavaş istila etmeye başladığı günlerde geçmektedir. Büyük Türk Hun İmparatorluğu bir çığ gibi genişliyor ve bu arada önüne gelen ülkeleri bir hamlede kaplayıp imparatorluğun toprakları çakatıyordu. Yüce Başbuğ Atilla eline geçirdiği ülkeleri geri... Kocaman kırmızı oklarla Avrupa'yı istila eden üç hilalli Türk akıncıları, Başbuğları için ölüme giden sarkık bıyıklı cengaverler, bütün Türk dünyasını bir bayrak altında toplayan Yüce Başbuğ ve onun yiğit savaşçıları. Bugün tarihi Türk filmlerinde izlemeye alıştığımız bu sahneler aslında Turancılık hareketinin ebedi hayalini simgeliyordu. Türk dünyasının bir araya toplanması ve Türklüğün bütün kıtaya yayılması o günden sonra her başbuğun güçlerini süsleyen bir hedef oldu. Ben Büyük Türk Hun İmparatorluğu Başbuğu Atilla. Yemin ederim ki bu cengaverlerle Avrupa'da taş üstünde taş bırakmayacağım. Türklerin nasıl bir ulusun evlatları olduklarını öğreteceğim onlara. Üç ilerli bayraklar Hun Türklerinden asırlar sonra yeniden havalandığında adeta hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Yine parçalanmış Türk dünyasını birleştirmek için yine bozkurtlar, yine kurtarıcı başbuğun etrafında toplanıyorlardı. O başbuğu yaratan iklim 1930'larda bütün dünyayı etkisi altına almıştı. ...1930'larda Avrupa faşizmle tanışıyordu. Üstün ırk ideolojisiyle faşizm İtalya'dan Almanya'ya, oradan İspanya'ya yayılıyor, giderek genişleyerek dünyayı hızla bir savaşa sürüklüyordu. Tabii bu akım 1930'lar Türkiye'sinde de yankı buluyordu. O dönem yaygınlaşan Türkçülük ve Türk milliyetçiliği akımının lideri Nihal Aksız'dı. Tarkan'dan bu yana Türkçülük hareketinin hiç değişmediğini gösterebilmek açısından Nihal Aksız'ın 1,5 yaşındaki oğluna yazdığı vasiyetini okumak bile yeterli. Yağmur oğlum, vasiyetnameyi bitirdim, kapatıyorum. Sana bir de resmimi yadigar olarak bırakıyorum. Öğütlerimi tut, iyi bir Türk ol. Komünizm bize düşman bir meslektir. Bunu iyi belli. Yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanıdır. Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlılar tarihi düşmanlarımızdır. Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İspanyollar, Portekizliler, Romenler yeni düşmanlarımızdır. Japonlar, Afganlılar, Amerikalılar yarınki düşmanlarımızdır. Ermeniler, Kürtler, Zazalar, Çerkesler, Abazalar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezginler, Gürcüler, Çeçenler, Çingeneler içeriki düşmanlarımızdır. Bu kadar çok düşmanla çarpışman için iyi hazırlan. Tanrı yardımcım olsun. 1934 yılında Nihal Atsız'a Kuleli Askeri Lisesi'nden iki öğrenci ziyarete geldi. Birisinin adı Alparslan Türkeş'ti. Türkeş ve Atsız uzun uzun sohbet ettiler. O günden sonra da yazışmaya başladılar. Türkeş 1939'da Harbiye'yi bitirdikten sonra da bu mektuplaşmalar sürdü. İkinci Dünya Savaşı patlamıştı. Gelibolu'ya tayin olan Üsteğmen Türkeş hem yığınakta görev alıyor hem de savaşın gidişatı ve ordunun durumu üzerine görüşlerini Aksız'a aktarıyordu. 25 Aralık 1942 tarihli mektup Türkeş'in o günkü düşünce dünyasını açıkça ortaya koyuyordu. Almanların bu yaz taarruza geçerek harbi kazanacakları muhakkaktır.
Türkiye, Almanya iltihak etmiş olsaydı bizim zümre şimdi çoktan harbi kazanmış olacaktı. Ordumuzun malzeme ve her şeyden evvel yüksek bir ırk seviyesine ihtiyacı vardır. Orduda subay, er ve çavuş olarak bir hayli Türk olmayan vardır. Bunların kesinlikle ordudan atılması ve silah taşıma şerefinden mahrum edilmesi lazımdır. Orduyu, subayları temizlemek icap etmektedir. Kan bakımından Türk subaylarından gayrı diğer unsurların gözyaşına bakılmadan uzaklaştırılması lazımdır. Bütün Türkleri bir devlet, bir millet halinde toplamaya herhalde muvaffak olacağız. Atsızın kılıcından keskin olan kalemi bu işi herhalde muvaffakiyete erdirecektir. Kalem kifayet etmezse o zaman işi silahlara bırakacağız. Ruhumuz, yüreğimiz, kılıçlarımız seninle beraberdir. Bu ateşli genç subay o dönem Türkiye'deki Alman istihbaratçılarının da dikkatini çekiyordu. Türkiye'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesi için uğraş veren Almanlar, Türkiye'de taraftar ararken Türkeş'i keşfetmişlerdi. Alman Dışişleri Bakanlığı'nda bulunan ve bugüne dek yalanlanmayan 9 Ekim 1944 tarihli bu istihbarat bilgisine göre Naziler o dönemde Türkiye'de pan-Türkist eğilimli 3 kişiyle temas kurmuşlardı. Bunlar Tekin Arıburun, Sadi Koçaş ve Alparslan Türkeş'ti. Bu Türkler eskiden olduğu gibi bugün de dikkatimizi kazanmaktadır. Bunlardan haber almada yararlanılması, diplomatik hizmette bulunan adamlarımızın yeteneklerine ve kişisel inisiyatiflerine bırakılmalıdır. Bu kişilerle doğru bir ilişki kurulduğunda, rahimizin askeri çıkarlarını da aşan tükenmez olanaklar var olacaktır. Her hal ve kârda bu kişilerin geniş çapta Almanya için etkin olmaları garanti altına alınmalıdır. Dışişleri Bakanlığı dairesince Ankara'daki Alman Büyükelçiliği aracılığıyla uygun bir biçimde çeşitli kişi ve gruplarla ve özellikle de adı geçenlerle bağlantıları sürdürmenin ve kurmanın gerçekleştirilmesi rica olunur. Almanlar bu belgede Türkeş'ten Pan-Türkist hareketin lideri olarak bahsediyorlardı. Ancak savaş Almanların ve Türkeş'in tahminlerinin tersi yönde gelişti. Naziler Stalingrad önünde yenildiler. Ve o güne kadar Almanlarla arasını iyi tutmaya çalışan hükümet ani bir manevrayla ülke içindeki Alman yanlılarına karşı tavır aldı. Cumhurbaşkanı İnönü 19 Mayıs 1944 günü önemli bir konuşma yaparak ırkçılar ve Turancıları hedef aldı. Türk milletine yalnız bela ve felaket getirecek bu fikirleri yürütenler yabancılara bilerek mi hizmet ediyorlar diye sordu. Bu işaretle birlikte birdenbire Türkiye çapında bir ırkçı avı başladı. Aranma sırası Nihal Atsız'ın evine gelince de Türkeş'in mektupları ele geçti. Üsteğmen Türkeş hemen tutuklandı ve diğer yakalananlarla birlikte dönemin ünlü emniyet karargahı Sansaryan Han'da tabutluk denilen hücrelere kondu. Burada tırnakları sökülerek işkence gördü. Sonunda açılan 47 sanıklı ırkçılık Turancılık davasında Türkeş Atsız'la birlikte yargılandı. Savcı iddianamede Türkeş'ten şöyle söz ediyordu. Küçük yaşta asker ocağına iltihak eden Alparslan Türkeş, 1937-38 senesinde Nihal Atsız'ın pençesine düşmüş ve siyasi faaliyetten tamamen uzak, askeri camianın temiz havasını bulandırmaya yeltenmiştir. Atsız'ı gölgede bırakacak derecede ırkçı, Turancı ve menfidir. 27 yaşındaki Türkeş, 21 Temmuz 1944 tarihinde davanın savcısına bir mektup yazarak bu iddiaları yanıtladı. O mektupta aynen şu satırlar vardı. Taşıdığım milli duyguların verdiği heyecanlarla hiç düşünmediğim ve hatırımdan geçirmediğim manaları da ifade edebilecek olan şeyler yazdığımı sorguya çekildikten sonra anlamış bulunuyorum. Fakat lütfen emin olmanızı isterim ki ben bunları bir maksatla yazmış değilim. Edebi ve parlak cümleler yazmak için millete şamil, umumi bir mana kastederek yazdım. Şimdi sizlerin beni affetmenizi, bir an evvel tahliye etmenizi istirham ediyorum. Bundan sonra kendi vazifemle meşgul olacağıma söz veririm. 38 günden beri maddi ve manevi büyük ıstırap ve elemler içindeyim. Bu kadarını artık bana kâfi görmenizi istirham ederim. Cezadan maksat insanları ıslah etmek olduğuna göre bu tutukluluğumun bana büyük bir ibret teşkil edeceğine inanmanızı istirham ederim. Beni bir an evvel tahliye etmenizi arz eyleyerek saygılarımı sunarım. Ancak bu mektup beklenen sonucu vermedi ve Türkeş diğer 46 sanıkla birlikte tutuklu olarak mahkemeye çıktı. Hakkındaki suçlama ağırdı. Vatana ihanet. Türkeş savunmasında Nihal Atsız'a yazdığı mektupları inkar etmedi.
Ancak bunları başka kimse okumadığından, propaganda amacı taşımadığını söyledi. Ben tevkif edilinceye kadar kendi köşemde ve vazifemin başında Türk milletinin üstün kabiliyet ve meziyetlerine inanmış, her Türk subayı gibi meçhul ve mütevazı çalışmaktaydım. Irkçı ve Turancı fikirler taşıdığım ileri sürülerek vatana ve millete hıyanet cürmüyle itham edilmem benim için en büyük bahtsızlıktır. Şahsi fikirlerim ve kıtadaki durumum tetkik edilmeden vatan hıyaneti gibi bir hareketle tahkir edilmem müfrit bir harekettir. Tarih bugüne kadar hiçbir hakiki Türk subayının vatana ve millete hıyanet ettiğini kaydetmemiştir. Ben devletime, milletime, cumhuriyetime candan bağlı ve kelimenin tam manasıyla yurtsever, milletsever bir Türk subayıyım. Mahkeme sonunda Türkeş 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bir yıldır tutuklu olduğu için tahliye edildi. Gerçi askeri Yargıtay daha sonra bu kararları bozdu ve ikinci yargılamada tüm sanıklar beraat ettiler. Ama Türkeş bu ırkçılık davasını ve sansar yanağında gördüğü eziyeti hayatı boyunca asla unutmadı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle dünyada Alman rüzgarı dindi. Yeni dünya lideri Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Türkiye de bu yeni liderle ittifaka dahil oldu ve Marshall yardımıyla bu işbirliği pekiştirildi. İleride ülkenin tarihine damgasını vuracak pek çok lider 1950'lerde birbiri peş sıra Amerika'nın kapısını çaldılar. Süleyman Demirel, Turgut ve Korkut Özal kardeşler, Bülent Ecevit yeni kıtayla ilk kez o dönemde tanıştılar. Savaş yıllarında Almanya'yı destekleyen Türkçülere gelince, Almanya yolu tıkanınca onlar da pusulalarını yeni kıtaya çevirdiler. Ünlü Turancılık davası sanıklarından Reha Oğuz Türkkan gibi Türkçüler ABD'ye yerleştiler. Hatta Amerikan vatandaşlığına geçtiler. O ekip içinde yeni kıtanın kapısını ilk çalanlardan biri de Alparslan Türkeş oldu. Türkeş 1948'de Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu. Artık ordudaki yakın çevresi tarafından aforoz edilmişti. Yargılandığı için harp akademileri sınavına girememişti. Kurmaylığını birkaç yıl sonra alabilecekti. Ama o dönemde ABD'ye gidecek subaylar için açılan sınava girmesine izin verildi. Türkeş sınavı kazandı ve 15 subayla birlikte ilk Türk asker grubu olarak New York'a gitti. Amerika'da Kansas'taki Kara Harp Okulu'nda eğitim görecekti. Kendisi de eski bir asker olan stratejist Erol Mütercimler, Türkeş'in mahkemeden tahliye olur olmaz Amerika'ya uçmasını hayretle karşılıyor. Şimdi tabii bu konu karanlık. O dönemde bu sınavı 16 kişi kazanıyor. Aralarında Alparslan Türkeş Bey de var. Ancak benim kafamı kurcalayan tabii işin başka bir yönü var. O da şu. Yurt dışı görevleri olsun, harp akademileri yani kurmaylık sınavı olsun, subayın siciline bakarlar. Dava ya da dava cinsi ne olursa olsun eğer bir kez yasayla, yargıçla, mahkemeyle başın belaya girmişse subay kişi olarak senin siciline düşülecek en küçük nokta ve not yurt dışı görevinin ve harp akademilerine gidişinin önündeki engeldir. Amerika o soğuk savaş yıllarında Sovyet yayılmacılığına karşı yeni bir strateji geliştiriyordu. Avrupa'daki komünistlere karşı kontr gerilla mücadele...